Hürmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşim Rüstem bugün otoparkta bir karavanın yanından çekim yapayım dedim. Sonra muhabbetimize bakarız arkadaşlar. Karavan burada. Şöyle göstereyim size de. Yaptım. Arabayı çalıştırdım. Aküyü bağladım. İşte arkadaşlar karavanın son hali. Bir tek şurada bir cam yok. Oraya da bir cam takacağım arkadaşlar. Karavan camı. Aynı bunun gibi bir cam da oraya takacağım yatak odasına. Başka bir şey yok. Şimdi ona kilitlendim yani. Kafaya onu taktım. Onu yapacağım. Arabamız çalışıyor şu an. Şöyle. Öteki tarafı fazla gösteremiyorum. Çünkü yanımızda böyle bir arkadaş var. Bu taraf malum biliyorsunuz arkadaşlar. Burada camlarımız. Bu tarafta benim komple cam var arkadaşlar. Karavan camlarım var yani. Bakın orada görünüyor. Karavan camı, karavan camı. Burada sürgülü cam var. Arabamız yatışta. Fazla bir işi yok. Öyle. Şimdilik böyle duruyor arkadaşlar. Evet. Karavandan şimdilik bu kadar diyelim. Öyle mi yapalım? Şahin burada. Şimdi Şahin'den bir yere gideceğiz sizinle beraber. Bakın arkadaşlar. Uydu üstünde. Paneller üstünde. Ondan sonra gel bu tarafa. Bakın şeyimiz, güneşliğimiz böyle açacağız. Allah kısmet ederse. Bu araba arıza yapmış. Ondan burada kalmış. Alamıyorlarmış arabayı. Şimdilik karavanın durumu bu arkadaşlar. Şükürler olsun arabamız yürürü falan güzel arabamızın. Bir derdi yok yani. Böyle arada bir gelip çalıştırmak gerekiyor. Ben de gelip çalıştırıyorum. Buna arkadaşlar lastik alacağım. Kafaya koydum. Lastik alacağım. Şu dolapta mutfağın gider suyu deposu var arkadaşlar. 100 litrelik. Şu arka dolapta banyonun suyunun gideceği bir su deposu var. Burası boş. Buraya bir diyorum Webosta'yı koyun buraya. Ama işte şey olacak. Siz söyleyin. Webosta'nın ağzı saçma olur içeriye. Yoksa burası Webosta için biçilmiş kaftan. Yani şu boşluk. Bakalım. Belki de içeriye korun Webosta'yı. Webosta'mız da var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Banyonun, tuvaletin camı. Şofbenin hava bacası. Arabamız çalışıyor. Burada da böyle terk edilmiş birkaç tane araba var. Mesela bu araba, şu araba, şu arabalar. Şurada bir Şahin var. Bu araba. Bunlar da kaderine terk edilmiş. Şurası zaten arkadaşlar Bağcılar Çiftlik Polis Karakolu. Yani önünde de 100 yıl Kemalpaşa Polis Karakolu diyor. Şurası Çiftlik Cami. Arabamız burada. Arabamızın durumu iyi şükürler olsun. Uydu orada. Şimdi o camı ölçeceğim ben. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya şu sağ taraftaki sürgülü camı oraya alacağım. Arkadaşlar bu sağ taraftaki sürgülü camı yapan kişi çok yukarıya kaldırdı. Şu mesafe çok az. Burası çok. Şuraya kadar indirmesi gerekiyordu. İndirmediği için böyle bir sorundan karşı karşıya kaldık. Şimdi ben de diyorum ki bunu ben buradan çıkarırım. Bu camı yatak odasına takarım. Buraya başka bir cam alırım. Biraz büyük alırım. Az bir şey keserim böyle. Tak diye oturturum. Onun için bunun ölçülerini alacağım şimdi arkadaşlar. Ondan sonra yoldan devam ederiz. Şimdilik bu kadar diyelim karavandan. Karavanımız burada. Görüyorsunuz. Aracımız 2004 model. Iveco M23. İyidir yani arabamız. Plakası burada.
Manisa plakalı. Evet arkadaşlar, uydunun kumandası NETA uydu şurada cihazıda. Bir arabaya bineyim, şu camı ölçeyim. Evet arkadaşlar, karavanın yanından ayrıldım. Şu an İkitelli Köprüsü'ne doğru gidiyorum. Bu geçenlerde birkaç video önce bahsetmiştim, bir çamur işi var diye arkadaşlar. O işi yapan iki firma var. Şimdi o adam beni çağırdı, gel konuşalım dedi. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Zaten çok eskiden çalıştığım bir firma benim. Bayağı oldu ben o firmada çalışmıştım. Şimdi bir gel dedi abi dedi, konuşalım dedi. Herhalde bir kırk ayağı varmış yatan. Benim için fark etmiyor çünkü kırk ayak ya da tır ya da o bu. Konuşacağız bakalım, eğer anlaşabilirsek onlar da çalışacağız arkadaşlar. Bu arada bugün yansıma yok camda çünkü bakın bezi topladım. Bez camda bakın şöyle şunun gibi arkadaşlar yansıma yapıyor. Bakın şurada bir yansıma var şu an, bakın görün. Şurada bir yansıma var. Burada da video çekerken çok tuhaf bir şey oluyor. Bir iki videoda öyle baktım, gerçekten kötü bir görüntü. Onun için şöyle katladım. Her neyse, iş var arkadaşlar. O mesela tır vardı. O araba yalnız arkadaşlar, dediğim gibi sıkıntılı. Araba da sıkıntılı. O arkadaşlar da piyasa adamı. Hani nerede ne yapacakları belli değil. Ondan sonra yine bir 40 ayak var arkadaşlar. Hatta iki tane daha. Bu üçüncü yer arkadaşlar 40 ayak. İşe çağıran. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesine gittim arkadaşlar. Adam 5 tane arabası var. Bu da piyasaya çalışıyor. Bu da ne yaptığı belli değil. Hani kim iş verse hemen oraya arabayı sallıyor, gönderiyor. Hani o tip bir esnaf. Ama ben buradan da gidemiyorum oraya. Tamam, ben buradan gideyim ya. Her neyse arkadaşlar, konumuzu dağıtmayalım. Gittim arkadaşlar, adamla telefonda konuştuk, anlaştık. Tam arabaya çıkacağım. Bir şoförüyle birlikte beni gönderdi arabanın yanına. Giderken öyle konu konuyu açtı. Sohbet ediyoruz. O ara iş maaşlara geldi. Şimdi bizim camia biraz şeydir arkadaşlar. Hani merak ederler, sorarlar ne veriyor, ne ediyor gibisine. Bu şimdi dedi ki bana kaç paraya anlaştın falan dedi. Ben de anlaştığım fiyatı söylemedim masum. Çünkü huyum değil. Söylemem yani. Yukarıda bir rakam söyledim masumdan. Bu ha iyidir, aynı parayı alıyoruz falan dedi. Ulan dedim, acaba bu benim içime kurt düştü öyle deyince. Çünkü ben yukarıda bir rakam söyledim, hani anlaştığımın üstünde bir rakam söyledim. Bu adam ha dedi, tamam ben de o paraya çalışıyorum aynı falan filan dedi. O da hani yeni başlamış işe. Ulan neyse arkadaşlar, yükleme yerine gittik. Orada şirketin bir arabası daha vardı. O da o gün başlamış işe, tesadüf. O çocukla da tanıştık işte. Üç şoför öyle muhabbet ediyoruz. Konu maaşa geldi. Ben dedim ki sorsana bakayım ne maaş alıyormuş dedim. Çünkü içimize bir kere hani kurt düştü ya. Hani bir yerde derler ya, ava giderken avlandık biz arkadaşlar. Hani biz adama mouse'dan yüksek rakam söyleyince söyledim. Bakayım ne diyecek diye. Meğer yüksek veriyormuş maaşı. Bana az söylemiş adam. Abi o üçüncü kişi de demesin mi aynı onun söylediği parayı? Aa, dedim ulan bu bunlara bunu söylüyor. Hani bizim gibi yıllarını bu işe vermiş adama, adam daha Webosta'yı çalıştıramıyor arkadaşlar arabada. Webosta'yı çalıştırmasını, yataktan çalıştırmaya uğraşıyor. Halbuki başının üst tarafında, takografın üstünde Webosta'nın düğmesi vardır. Mercedes 40 ayaklarda. Oradan çalıştırılır. Mercedes'in genelde hepsinde orada. Şimdi o adama diyelim, atıyorum farzı misalen veriyor. Misalen diyorum, hani rakam olarak söylemiyorum. 25 lira, bana diyor 23 lira. Şimdi siz olsanız ne yaparsınız arkadaşlar? Moraliniz bozulmaz mı? Benim de bozuldu tabii. Şeye dedim ki, o beraber gittiğimiz şoför arkadaşa, beni burada indir dedim. Ben çalışmayacağım dedim. Niye falan dedi. Bu olay da Şişli'de oluyor arkadaşlar bu arada. Pardon, Mecidiyeköy'de. Dedim beni indir kardeşim. Sen dedim beni indir. Mecidiyeköy girmeden o Şişli'nin caddesinin başında. Harfiyat işi orada yani, yükleme. Orada ben indim arabadan, neyse.
Dedim, adam dedi ya falan. Dedim boş ver kardeşim. Sorarlarsa dersin adam indi gitti. Tamam mı? Hani boş ver dedim sana. Size dedim öyle maaş, bize böyle maaş. Bu dedim var mı ya, zaten 605 tane arabası var hani. Senin dedim benden ne üstünlüğün var yahut benim senden ne üstünlüğün var ki? Hani sana bu parayı diyor, bana bu parayı diyor. Yazık günah değil mi? Hepimiz ekmeğimizle çalışıyoruz. Bir yerde bir patron bu ayrımcılığı yapıyorsa, yeni işe giren arkadaşlar bakın yalnız. Hani diyelim ki ya dersin ki bu adam benim yanımda 10 senedir çalışıyor. Sen yeni geldin de ben o adama o yüzden 1000 lira 2000 lira kıyak yapıyorum. Ama aynı gün işe başlıyorsak o olmaz arkadaşlar. O ayıptır. Neyse ben arabadan indim. Vallahi yalan olmasın oradan döndüm. Ok meydanı şeye doğru yürüdüm arkadaşlar. Savcılığa doğru. Ok meydanı Adalet Sarayı'na doğru yürüdüm. Otobanın o üstünden 92 şey var. Bağcılar'a gelen Mecidiyeköy'den. O arabayı biliyordum. Abi baktım durakta onun şeyi de yazıyor. Orada bekledim, geldi, bindim. Öyle çıktım evime geldim. Adam beni aradı. Dedi ya abi ne oldu? Dedim durum ne olacak kardeşim? Durum böyleyken böyle. Sen dedim bir şoförüne veriyorsun bu parayı, bir şoförüne veriyorsun bu parayı. O adam benden dedim çok mu iş yapacak dedim. Yahut ben o adamdan çok mu iş yapacağım dedim. Bir iş yerinde dedim böyle zaten altı üstü 5 tane şoförüm var dedim. 5'ini de bugün işe başlatıyorsun. Demek ki dedim yani bir yerde bir yanlışlık var arkadaş. Kusura bakma dedim, ben sana uymam dedim. O adamla öyle bir şeyimiz oldu. Başlamadık arkadaşlar. Yine bir kırk ayak dediğim gibi bir başka firma. O da şeyle arkadaşlar çalışıyor. Çatalca'da çalışıyor. Sabah akşam Çatalca'ya git gel. Servisten insan yorulur yani. Gerçekten yorulur. O da gel abi diyor illaki bilmem ne. Ama işte trafiği rahat ama işte insan yorulur arkadaşlar. Ona da o yüzden şey yapmadım. Bir de bu var işte. Bu benim bildiğim firma, şey yaptığım firma. Servisi de var. Ha sonra bir de o Çatalca'daki işi arkadaşlar mesela kendi bu arabayla çıkacağım. Bir dünya yol gideceğim. Her gün hiç yakmasam 70-80 liralık gaz yakacağım. Her gün maksimum bunu yakacağım yani. Benden gidecek. Ne anladık biz bu işten? Bu firmada çalışırım. Yine bu arabayla bir ufak bir gideceğim ama az bir şey gideceğim yani. O Bağcılar'dan çiftliğe ineceğim. İnmez. Hani arabayı götürme sebebim de şu. Akşamları o rampayı çıkmak zor olur diye bir rampa var. O rampayı tırmanmayayım diye arabayla güzel gelirim. Yani 10 lira bile yakmaz araba. O yüzden bu işi tercih ettim. Bu arada da nasıl terledim arkadaş ya. Şunu kapatayım dur ya. Şunları cama vereyim. Terden öldüm arabanın içinde. Öyle lay lay lom derken güneşli meydana geldik arkadaşlar. Burası güneşli meydan. Şu ilerisi. Ne güneşlisi ya, tövbe. Halkalı meydan ya. Güneşli meydan diyorum. Halkalı meydana geldik arkadaşlar. Şurada açarım. Şu arayı atlayalım. Hastaneler var, onları göstereyim size. Evet, meydanda açarım. Bakın arkadaşlar, Halkalı'dan şimdi Kanarya'ya doğru döndüm. Burası Küçükçekmece Belediyesi. Bu yeni yapılan yer. Burada bir iki tane hastane var. Eğer olur da bir gün yolunuz düşer de arar mararsanız aklınızda bulunsun. Halkalı'dan şu an Kanarya'ya ve Altınşehir istikametine giden yol bu yol arkadaşlar. Şuradan soldan gittiniz miydi Kanarya'ya gider. Düz devam ederseniz de Altınşehir'e iner arkadaşlar bu yol. Devamında bakın şurada sağda ve solda hastaneler var arkadaşlar. Ben size göstereyim. O şey var. Kalp damar hastanesi var arkadaşlar. Göstereyim size orayı. Bakın burada metro çalışması var. Aklınızda bulunsun diye gösteriyorum. Bakın hemen bu metro çalışmasının yanında da bakın şurası. Mehmet Akif Ersoy. Tamam mı arkadaşlar? Göğüs kalp damar hastanesi. Arkadaşlar hemen bu yanı. Bakın şurası. Şu hastane. Acıbadem sağ tarafımızda arkadaşlar. Sağ tarafta Acıbadem hastanesi var. Sol tarafta da bakın şurada yazıyor. Şurada yazıyor. Kalp damar hastanesi var. Bakın Acıbadem işte acil girişi burada. Acıbadem'in.
Hemen onun karşısında da sağlı sollu dedim ya hastaneler var diye. Hemen karşısında da kalp damar hastanesi var. Mehmet Akif Ersoy kalp damar hastanesi arkadaşlar. Karşılıklı bunlar. Biri sağda biri solda. Rampa aşağı inerken Acıbadem sağda, kalp hastanesi solda. Rampa yukarı çıkarken de tam tersi. O sağda o solda oluyor. Her neyse, bu yolu da aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar, rampaya aşağı iniyorsunuz. Sağa döndüğünüz zaman da Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gider arkadaşlar yol. O yol Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gider. Onu da size göstereyim yolunu. Bu yoldan devam ettiğiniz takdirde böyle geliyorsunuz. Aşağı geldiğiniz zaman bu ara çocuk arabaya ufak tefek bir şeyler takmış. Zincir boncuk. Hevesli. Yapıyor. Yapsın. Şöyle bakın şunları takmış kollara. Sarı sarı bir şeyler takmış tuhaflı. Bu yolu aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Rampa biter bitmez sağ tabelası olması lazım zaten. Evet var. Var arkadaşlar. Bakın bu sağdan girdiğiniz zaman şu en alttaki tabelada yazıyor. Sonra buradan devam arkadaşlar. Buradan pardon buradan da gidersiniz. Tabii buradan daha çabuk gidersiniz. Oradan gittiğiniz zaman sol yapmanız gerekiyor. Işıklardan hastaneye girmeniz için. Ama buradan devam eder de buradan giderseniz buradan da gerçi ışıklardan sağ yapmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hastane şu arada. Bu yolla öteki yolun arasında. Bu arada yani bu hastane. Buradan giderseniz son ışıklardan sağ yapacaksınız. Oradan giderseniz son ışıklardan sol yapacaksınız. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne gidebilmek için. Ama hangisi mantıklı derseniz burası daha mantıklı bence. Buradan devam edip bu yolun en son ışıklardan sağ hastaneye girebilirsiniz. Çok basit. Oradan da girmiyor da oradan da buradan da ikisinden de gidiliyor sonuçta. Evet kısmet olursa zaten çalışırsak öteki videolarında çekerim orayı. Çünkü çalışacağımız yer bunun arkasında. Bir yer burada bir yerde başka bir yerdeymiş. Onu bilmiyorum nerede olduğunu. Arkadaşlar. Yalnız çalışacağımız bir yer şurasıymış. Şurada. Şuradan gidiliyor yani şuradan. Bakalım kısmet. Anımızda varsa olur arkadaşlar. Yoksa olmaz zaten. Artık şey yapalım. Dönüşte açarım. Olumlu olumsuz. Bilgi veririm. İnşallah olur. Ne diyelim yani. Bakalım hakkımız hayırlısı arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Bayağı yaşlı bir köpek ama olsun mamayı ye. Yes. Ye oğlum ye. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Konuştuk. Arabamıza bindik. Keşke şu beyaz arabayı az bir dakika önce açsaydım da videoyu bir görseydiniz ya. Camdan neler attı arabadan dışarıya pislik herif. Bir dünya pislik attı. Çöp attı otobana. Ama öndeki araba çekemedim işte. Bilseydim yani bir dakika önce açsaydım onları çekerdim. Vallahi polise de verirdim bunu şikayetler. Her neyse gelelim konumuza arkadaşlar. Konuştuk bir sıkıntı yok. Gel başla derler. Fakat bunların arkadaşlar arabaları çok eski. Yani adamlar arabalarına hiç bakım yapmamışlar. Arabaları çok eski. Yani tutsan elinde kalacak. Bilmiyorum. Şimdi ondan sonra birisi daha aradı beni. Birisi tavsiye etmiş. Daha doğrusu. Bir nalbur arkadaşlar bu. Kendi arabası, kendi işi. Konuştuk, anlaştık. Nalburcu'yla anlaştım yani arkadaşlar. Buraya gelmeyeceğim, başlamayacağım. Nalburcu dedi ki işte hazır çalışan şoförü var. Şey yaparsa hani bir iki güne çağırırız abi dedi. Yoksa dedi ay başına dedi. Başlarsın dedi. Ben de tamam dedim. Böyle bir muhabbetimiz oldu arkadaşlar. Şimdi işte şey yapacağız sen söyle.
bilgilendireyim dedim size. Eğer olursa, şimdi bu tamam diyor arkadaşlar, sıkıntı yok ama işte gelin ki sıkıntı arabalarında var. Arabaları gerçekten şurada şey duruyordu arkadaşlar. Kara Şimşek vardı ya eskiden. O araba burada duruyordu. Kayboldu gitti nereye gittiyse. Şuradan gideyim, şu aradan ağrı çıkayım. Daha çabuk giderim. Çünkü buradan bakın yol yukarısı kapalı. Buradan 212'nin karşısından vurur çıkarım hemen. Her neyse arkadaşlar, orası daha çok mantığıma yattı. Kendi işleri. Allah izin verirse onunla buradan anlaşacağız, çalışacağız arkadaşlar. Kendi garajı var. Kendi garajına arabayı bırakacağım, alacağım oradan. Biz kendimiz de bu arabayla gidip geleceğiz. Yakıtımızı bir şekilde hallederiz ondan. Bir sıkıntı olmaz. Nereye geldik? 212'nin önüne geldim. Sol tarafta 212. Şurası. Düzlüğe çıkayım, göstereceğim. Bakın şu sol taraf. 212 arkadaşlar. Şurası. Evet. İşte burası 212. Şu yol yeni yapılmış. Bu yol yoktu burada arkadaşlar. Vallahi yeni gördüm o yolu. Önceden yoktu o yol. Neyse burası gidemiyor. Bir de ne yaparız? Bizim o tarafta açarız. Bir de süreye bakayım ne kadar oldu. Fazla da uzun olmasın. Sizi sıkmak istemiyorum fazla. Ama iş konusunda dediğim gibi arkadaşlar, iş şu ara çalışmak isteyin yeter ki. İnanın çok iş var. Yeter ki siz çalışmak isteyin. İş çok. Ama büyük ihtimalle bunun alburda karar kılacağım. Çünkü sistemi şöyleymiş arkadaşlar. Hem kendi ufak arabaları moloz getiriyormuş, deposuna biriktiriyormuş. Onları sonra benim büyük arabaya koyuyorlar. Ben onu götürüyorum, döküme döküyorum. İhtiyaç durumunda Silivri'den kum getiriyorum. İhtiyaç olduğu zaman. Hem bizim için daha iyi olur, bir değişiklik olur, gider geliriz. Daha iyi. Nakliyeyi göndermiyor, yani fazla turlama yok öyle. İnşallah işte böyle bahsetti. İnşallah olacaktı arkadaşlar. Şimdilik evimize gidelim. İstirahatimize edelim. Bakalım ne oluyor ne olmuyor. Evet. Oğlum niye burası böyle yoğunmuş anlamadım ben. Vay arkadaş ya. Göbek tıkanmış şu göbek. Full araba dolmuş. Yani bu Şahin arabasında bir özelliği var arkadaşlar. Sıcaktan öldürür sizi vallahi. Felaket bir kalorifer sistemi var arabada. Evet, ileride bir bakalım arkadaşlar. Müsaitse açarım. Evet arkadaşlar. Bayağı bir süre olmuş. Ben de hem dedim bu Mahmut Bey'den eve doğru giderken videomuzun da sonunu bağlayalım. Bakın karşımızda Medipol Hastanesi arkadaşlar. Onun karşısında Demirören Medya Grubu var. Göstereyim size. Buradan girdiğiniz zaman sağdan gitseydik Çiftlik Bağcılar yan yola giderdi. Buradan da E5'e katılıyorsunuz arkadaşlar. Yani Vatan Caddesi'ne giden E5, Topkapı'ya giden E5, Otogar'a giden E5. Ne derseniz değil. İşte Demirören Medya Grubu işte arkadaşlar solumuzda. Sağımızdaki bu da Acıbadem Hastanesi. Acıbadem diyorum, Medipol. Ondan sonra arkadaşlar şu sol tarafta Matbaacılar Sitesi var. Şu altta hemen solda altta. Burası da böyle. Bu yol arkadaşlar devam eder. Topkapı'ya gider. Topkapı'dan devam edersiniz. Vatan Caddesi başlar. Sonra Aksaray'da biter bu yol arkadaşlar. Arka istikametinde Mahmut Bey gişelere gider. Mahmut Bey gişelerdir. Şimdi buradan ilk sapaktan sapacağız. Çin Çin Deresi'nden evimize çıkacağız.
Ne yapalım? Biz de her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah iyileşirler, normal hayatlarına dönerler. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, patırsız bir gün diliyorum. Sol tarafımız atış alan arkadaşlar. Şimdi şurası dere. Sağ tarafımızda nereye bağlı? İşte deniz çakmağa bağlı diyelim. Çinçin deresinden Karabayır öyle öyle gidiyor işte arkadaşlar. Şurası da Esenler Belediyesi Kültür Merkezi, nikah salonu falan burası. Şimdi şöyle arabayı boşa alalım. Arka balataları bunun iyicene bitti arkadaşlar. Bunu bakın, frene basınca artık pat 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 yapıyor. Kampanayı mı kırdı, ne yaptıysa bilmiyorum. Bunlara benim bir an önce baktırmam lazım. Yarın öbür günde bu arabayı yaptıracağım ben. Allah izin verirse. Yaparsak da çekerim arkadaşlar. Çünkü bir an önce iyicene ses yapmaya başladı. Balataları gelsin, hemen yaptırayım. Oğlan sipariş vermiş balataların. Kampanaları da ben alayım arkadaşlar. Bu işi halledelim. Evet, burası Çinçin Deresi arkadaşlar, bu yol. Semtimize geldik. Sağ taraf Karabayır. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, yorum yapıp bir de beğeni butonuna basarsanız hepinizden Allah razı olsun derim ki yapıyorsunuz. Bakın şurası da Medipol Esenler Hastanesi. Orada yazıyor bakın. Esenler Hastanesi Medipol diye burası. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şu anlık sizden tek isteğim, destek olmak istiyorsanız bana yorum yapıp beğeni butonuna da basarsanız YouTube inşallah bizi yukarılara taşıyacak. Bakalım. Hep birlikte bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Demin konuşamadım. Müsait değildi ortam. Orada bir yaşlı köpek gördüm. Onu da paylaşacağım. Ona biraz mama verdim. Arabanın bagajında mama var arkadaşlar. İnşallah bundan sonra böyle elimizden geldiği kadar canlarımıza sahip çıkacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle kalın arkadaşlar.